Bir amacım şu dövümü kırmamak. He. İyi sıradakine. Bir ordinale. Bir ordinale izomorfta. Tövbe kapamak. Önemlisi. Önemlisi. Kaplamaya çalışmak. Çünkü kaplayamayacağım. Ya bilinen aksiyonlarla kaplayamayacağım. Yeni bir aksiyona ihtiyacım olacak. Niye böyle bir tövbe istiyorum? Çünkü yani evrenin daha anlaşılır olmasını istiyorum. Kümeler evreni. Yani, keyif benim. Sonuçta kümülak kovunu biz insanlar yaratıyoruz. Yani tabii tecrübelerimizde, deneyimlerimizde, değil mi? Sezgilerimizle, gördüklerimizle, duyduklarımızla, değil mi? Yapmaya çalışıyoruz. Şimdi daha fazlasını yapmak istiyorum. Şimdi bir mühendise gereken aksiyonları, otomatiğin aksiyonları gördük, değil mi? Bir mühendis, onlara 7 tane aksiyon vardı. Mühendisin ancak onlara ihtiyacı olabilir. Şimdi daha fazlasını istiyorum. Yani mühendislerden öteye geçmek istiyorum. Evreni, kümüler evrenini daha iyi anlamak istiyorum. Yani aslında daha iyi anlamak ne demektir? Kümüler evreninin anlaşılabilir, daha anlaşılabilir olması istiyor. Şimdi bir iyi sıralıkını alalım. X. İyi sıralı bir kümüler. X'i şöyle çizelim. Soldan sağa doğru. Tabii eğer X boş kümeyse tabii ki o zaman X sıfır izomorf. Ne yapacağım? Bunun bu olsun. X'i yazdık. Bunun bir ordinale. Bunun bir ordinale. İzomorf olduğunu. Aynen X kadar olacak böyle. Aynı boyda olacaklar. İzom olacaklar için. Şimdi eğer alfa yazayım buraya. Şimdi daha bu alfa bağlı bilinmiyor daha. Bağlı bilinmiyor. Eğer X boş kümeyse alfayı da boş küme al. Çünkü sıfır yani. Çünkü o bir ordinal. X'in birinci elemanı tabii ki izomorfizm varsa bir alfayla izomorfizm var. Diyelim ki var ya. Diyelim ki bir açım var. Alfa diye bir şey var izomorf. O zaman izomorfizm bir tane var. O izomorfizm ne olabilir? İlk eleman tabii ki ilk eleman gitmek zorunda. Değil mi? Bu da sıfır izomorf. Eğer yoksa işte başka eleman, sadece bir eleman varsa o zaman sadece bir yetiyor. Sadece bu yetiyor. Bu da bir. Varsa bu en küçük elemandan sıfır diyelim ona. En küçük elemandan büyük bir eleman varsa, o büyük elemanın en küçüğü var. Yani sıfırdan hemen sonra gelen eleman. X1. O zaman bu da tabii ki mecburen 1'e gidecek.
Başka çekiyor yok. Böyle gidecek. Eğer X'de başka eleman yoksa sadece iki eleman var demektir X'de. O zaman buna iki izomorf. Bu da iki. İki izomorf. Varsa devam et. X'i ikiye varsa yani devam et böyle. Bu da üçe ikiye gitmek zorunda. Bu da üçe. Şimdi böyle gide gide yani nereye varacaksın ki? Değil mi? Nereye varabilirsin ki? Ya sonuna kadar gidemezsin. X sonluysa gidebilirsin sonuna kadar. Evet. Ama x sonsuzsa hatta yani burada yaptık burada x2, x3 böyle sonsuza kadar gitti bunlar böyle x neler durmadı. Sonra gelse bitecek. Gelmedi diyelim ki bunlar. Bunlar tabii şimdi burada omega'ya izomorf olacak değil mi? Bu x ne nereye gidiyor? X ne? N'ye gidiyor. Neyinci eleman? Omega neyinci elemana gidecek? Şimdi bittiyse eğer oldu. Yaptık. Bitmediyse elemanlar kaldı demektir. O zaman ilk eleman alalım. X elemanda X omega diyelim. Bu da mecburen omega gidecek. Başka yeri yok çünkü. Omega'dan büyük ilk eleman omega. Omega'dan her elemandan büyük ilk eleman omega. Bu da buraya gidecek. Eğer bitmişse bitti. Omega artı 1 izomorf. Bitmediyse devam edeceksin. Bir sonrakine X omega artı 1 diyelim. Bu da yani bu da omega, C omega değil mi? C omega. Omega artı bir anlamına geliyor bu. O da gidecek. Şimdi bunu devam edebilir böyle. Devam edebilir böyle. Devam edebilir. Sonra burada bitmeyip yani biterse o zaman bu omegaydı. Bu da omega izomorf. Bu omega artı omega oluyor. Toplamayı gözünüzü görmedik ama siz biliyorsunuz. Değil mi? Omega artı omega. Bir omega oluyorsun. Doğal senatimizi oluyorsun. 0, 1, 2, 3 böyle devam ediyor. Ve bir tane daha alıyorsun ve diyorsun ki bunlar daha büyük. Bunlar adlarını değiştir tabii ki. 0 üstü, 1 üstü, 2 üstü böyle yap. Bunlar daha büyük. Eğer bittiyse bitti. Omega artı omega izomorf. Bitmediyse x. Bunlar omega 2 omega 2 mi denir? Evet. 2 omega mı deniyor? Omega 2 deniyor. Omega 2. İzleyenlerin hepsi anlayamaz niye omega 2 diyoruz, 2 omega demiyoruz. 2 omega aslında çarpmayı tanımlamış olsaydım omega izomorf'tu. Değil mi? 2 hatırlıyor musun? 2 omega nasıl? 2 omega 2 alıyorsun burada. 0 ve 1. Buraya da omega alıyorsun. Kadresine çarpıp bakıyorsun. Ve böyle gidiyoruz değil mi? Böyle gidiyoruz. Bu da omega izomorf. Varsa eğer buraya koy o bir tane x, 2 omega oldu da. Yani x omega artı omega aslında bu. Devam et böyle ama yani hiçbir zaman sonunun geleceğini şey yapamazsın, sonunu getiremeyebilirsin değil mi? Yani. Sayılabilir olsa bile, yani sayılabilirsem, sayılabilir olduğunu biliyorsan yapabilirsin. Tüm evrenle yapabilirsin. Doğru mu dediğim? O da doğru değil. O da doğru değil. Ne yapacağız şimdi o zaman? Nasıl yaparsın bunu? Her iyi sıralı kümenin bir ordinale izomorf olduğunu göstereceğiz. Eleman giderek bunun sonunu getiremeyiz. Eleman giderek yapamazsak ne yapıyoruz sınıfta? Elemanlardan daha önemli ne var? Acemiler elemanlarla uğraşır. Ustalar ne yapar? Kümelerle uğraşır. Şimdi X'in bir alfa izomorf olduğunu göstereceğiz ama yani zorlanıyoruz, gösteremiyoruz. X'in bazı başlangıç dilimleri bir ordinale izomorf olabilir. Değil mi? Yani mesela bu başlangıç dilimi izomorf belli ki. Bu da izomorf, bu da izomorf. Değil mi? Bazı alt kümeleri bir ordinale izomorf olabilir. Şimdi X burada bir defa daha. Şimdi bu sıfır izomorf. Ondan sonra bu ikisi
iki izomor, değil mi? Sonra filan şey yapabiliriz. Bu baş, I diyelim bunlara. Her I, her I değil. Bu potansiyel alfa bu. Daha bu alfa yok. Varmış gibi davranıyor ama yok. Demin bir I aldık. Bu I bir ordinary izomor. O şeyde alfa I değil. Alfa I bir ordinal ve I alfa I izomor. Ve bir tane izomorizma var bunlar arasında. Ona da FI değil. Yegane. Şimdi eğer bir eleman daha varsa eğer I'dan büyük elemanlar varsa tabii I'dan büyük elemanın en küçüğünü alırım. Sonra bunu S, değil mi? Alfa I artı bir sonraki. Yani S alfa I. Yani nedir bu? Alfa I birleşim alfa I. Tam oluşan küme. Değil mi? Ama teker gitmeme söz verdim, değil mi? Bir daha büyük bir J alayım. O da bir ordinal izomor olsun. Bir J aldım burada. J de bir ordinal izomor. Ona da alfa J diyoruz. Ona da alfa J. Alfa J. Alfa J. Biraz daha alfa J. Şimdi tabii bu alfa J izomor. Burada da FJ var, değil mi? Tabii. Ya alfa I alfa J'nin içinde ya da alfa J alfa'nın içinde, değil mi? Bazı biçimde alfa I alfa J'nin içinde olmak zorunda. Gördük orada, değil mi? Dolayısıyla alfa J alfa I'dan daha büyük. Alfa J daha büyük. Ve bu izomorfizma, FJ şimdi buradan buraya gidiyor. Bu izomorfizma, FJ izomorfizması, I'ya kısladığı zaman FI'yi verir. Çünkü bir tane izomorfizma var. Her İl sıvı küme, eğer izomorfsa ancak tek bir ordinal izomorf olabilir ve yegane izomorf yani. Dolayısıyla FJ'yi kısadığın zaman U'ya alfa J'nin başlangıç bilmeni edeceksin. Bu başlangıç bilmeni edeceksin. Dolayısıyla ordinal edeceksin. Dolayısıyla I hem alfa I'ya hem de ordinal bilmeni izomorf olacak. Dolayısıyla işte olmaz olur. Ayrıca bu da FJ'nin I'ya kısıtlamış olacak. Yani FJ ile FI, I üzerine aynı değerler olacaklar. FJ ve FI'nin bir genişlemesi olacak. Burada bir X varsa eğer, bu X'in FI'de aldığı değer, FJ'de aldığı değer işte olacak. Başka bir şey olamaz. Şimdi bu iki tane, demek ki iki tane başlangıç dilimi aldığı zaman bu J X'e daha yakın. Değil mi? X'e yaklaşıyor. O J ne kadar büyük olursa X'in o kadar büyük bir parçasını bir ordinal izomorf yapmış olurum. Ve biraz mutlu olurum doğrusu. O en büyüğü varsa yani X'e eşitse o zaman değil mi? Senin çılıklığı atar. Şöyle yapalım. Bu alfa daha yok. Alfadan bahsedemem. Alfayı bağlı edeceğim sonra. Kallemedim bağlı edeceğim. Kendinden bağlı olmayacak. Şimdi X'in bir izomorf veya bir ordinal izomorf başlangıç dilimlerini alalım. Eşittir. Öyle bir var ki I, X'in başlangıç dilimi. Yani bu I, şeyde, bu I, X'in alt kümesi olduğu için P X'in bir elemanı. Şimdi güzel. Şu güzel X, kaligrafik X eşittir. Öyle I var ki X'in alt kümesi I X'in başlangıç dilimi
I, X'in başlangıç değerinde, evet. Ve bir ordinal izomor. Tek bir ordinal olduğu için bu ordinal adlayabiliriz. Ona ve bir alfa ordinal ne? O yakışıklı ilgisin her elemanı bir ordinal izomor. Böyle bu X. Yani böyle. İki tane varsa bundan sorun yok da daha fazla var. Yani. Böyle, bu böyle. Bunlar. Ve izomorfizmaya da F, I diyoruz. F, alt, I. Öyle mi? F, I ile izomorf. Çünkü bu da bir tane, bu da bir tane. Şimdi bu bir küme. Değil mi? Bu bir küme. Ve bu bir başlangıç dilimi kümeleri, alt kümeleri. Alt kümesi, başlangıç dilimi kümesi. Elemanları başlangıç dilimleri. Onların bileşimi de başlangıç dilimidir. Bileşim X. X'in bir başlangıç dilimi. Beşikiz. Hepsini birleştirdim böyle. Şimdi bu alfa, bu alfa yok. Alfa'yı siliyorum. Alfa yok çünkü. Alfa yok çünkü. Şöyle yapalım. Burada her U için, her U için bir alfa U bulduk. Bu J ise eğer, bunun için bu U bu. J için alfa J bulduk. K varsa daha büyük. Burada K ise eğer, şurası K ise eğer. Burada da alfa K bulduk. Bunda o en büyük ordinal. Her bir omega'nın, büyük omega'nın. Burada. Bunun bir elemanı, omega. Bunun bir elemanı. Burada şey var. Bir var mesela, değil mi? Sonra sıfır var. Ve hepsi birbirinin alt kümesi, yani değil mi? Eğer J, I'dan daha büyükse alfa i, alfa j'nin alt kümesi ya da eleman aynı şey. Eleman değil, hepsi eleman. Bunlar böyle, bu onderler birbirinin içinde böyle. Gider gülüyorlar. Ne demiştik burada? Onderler kümesinin bileşimi de bir onderdir. Diyebiliriz ki burada x'leri birleştirdik burada. Burada bu ne de bu? Bu bileşim I x'teyken değil mi bu buna eşit? Tanım gereği bu buna eşit. Ben şimdi alfa I'ların bileşimini alayım. I x'teyken. Bir ordinal kümesinin bileşimi bir ordinaldi. Bu bir ordinal. Değil mi? Hiç kuşku yok. Kesin değil mi? Evet. Göreceğiz birazdan. Bunların bileşimini aldık. Bileşim alfa I. I isteyken. Tabii bu hepsinden daha büyük. Hepsinden daha büyük. Ve bu bileşim X, bu başlangıç değil mi? X'in başlangıç değil mi? Bileşim X, evet. Bileşim. I, X'teyken. Bu başlangıç değil mi? Bunda izomorf. Çünkü izomorfizmalar çakışıyor birbirleriyle. Şöyle gör. Diyelim ki buradan bir yere bir fonksiyon var. Buradan da başka bir yere bir fonksiyon var. Ama mesela buradaki değer
bu F, bu G. Buradaki D bir şey aldı. X diyelim buna. Bu F X değerini aldı. Buradaki G X başka bir şey aldı. O zaman bu F ile G'yi birleştiremezsin. Ha? Ama eğer aynı F ve G X üzerine aynı değer alıyorsa, o zaman bu buradan bu renkten bir fonksiyon tanımlayabilirsin. Buna F bileşim G denir. Fonksiyonun birleşmesi. Ne zaman fonksiyonu birleştirirsin? Ancak tanım kümelerinde ikisi de aynı değeri alabiliyorsa. Üç tane olsa ne olacak? İkişer ikişer ikisinde hem burada hem burada hem burada hem de yani hem şurada şu şeylerde aynı değer oluyorsa. Değil mi? Üç tane olmasına gerek yok ki. 10 tane al, 100 tane al, 1000 tane al, sonsuz tane al. Sonsuz tane al ve sonsuz tane fonksiyon olsun. Değil mi? Burada x ılar var. Ilar var. Ilardan alfa ıya giden bir f ı var. Bunlar iki tane şey aldığı zaman bir tanesi diğer içinde olmak zorunda. Bu da bunun içinde. Burada f j var. Biliyoruz ki f j ile f ı eşitler kesişimde yani ı da. Dolayısıyla bunu, ya burada aynı şeyi sonsuza eksin, o yakışıklı eksin tüm elemanlar için yap. Fonksiyonel birleşme alıyorsun. Tabi o da bir izomorizm oluyor. Değil mi? Bazı biçimde. Çünkü sıvamayı koyuyor her parçada. Birleşme de koyacak sıvamayı. Yani buradan iki tane eleman var. X ve Y var buradan. Bu, buradan, pardon buradan değil. Birleşimden. Birleşimden. Buradan X ve Y al. İki tane eleman al. Bu X ve Y bunların bir tanesi nece olacak? I'nın işte dedi ki. O zaman F, I, I'la gittiği yerden olacak. Bunun gittiği yer, bunun gittiği yerden küçük olacak. Buna da alfa diyelim şimdi. Nerede o? Bileşim ikisi. Alfa, bir oradan. Bunu da alfa diyelim. Şimdi bu bileşim X ne? Dedim bileşik x'te, dedim ki eğer bu x ise, bu bileşim x ise, değil mi? Yaşasın, değil mi yaptık? Değilse, daha önce şunu söyleyeyim. Bu bileşim x, bir ordinary isomorph en büyük başlamış değil mi? Evet. Hepsini birleştirdim, daha ne olacak ki yani? Hepsini birleştirdim. Bir başlangıç dilimi elde ettim. Bir ordinary isomorf. Acaba en büyük olabilir değil mi? Bileşim x alt, bileşim x bu şey. Yani bir ordinary isomorf başlangıç dilimleri kümesinin bileşimi bu küme, bu kümesi x'in bir başlangıç dilimi. Aynen bu ılar gibi. Ilar da başlangıç değil mi? Bir başlangıç değil mi? İngilizcesi initial segments, segment. Bir başlangıç değil mi? Ve bir ordinary isomorph. Aynen ılar gibi. Neydi bu ılar? Bir ordinary isomorph başlangıç dilimleriydi. Birleşimi aldığın zaman başlangıç dilimi buluyorsun ve bir ordinary isomorph oluyor. Değil mi? Ve bir ordinary, bu alfa ordinary, bir alfa ordinary. Demek ki bileşim X, X'in bir ordinary zaman. En büyük başlangıç dilimi. Peki. Diyelim şimdi bu bileşim x'e eşit değil de x'ten küçük. Bir an için öyle bahsedelim. O zaman bunlardan büyük elemanların en küçüğü vardı değil mi? Bu x diyelim şimdi. Şimdi burası bu bileşim x
Alfa izomorf. Bu alfa bu. Değil mi? Şu alfa. Bu alfa izomorf. Bunu da o zaman... Bunu da alfa götür. Bu da alfa altında olmaz mı? Yani ondanları bir büyütemiyor muyum? Alfa ise varsa, yani bu... Şu kime? Ne yapayım onu? Bu X. Bu da... Bileşim I. I X'deyken... Bu X'in... Bu I'la ne? Bu I'la... Bir başlangıç dilimi izomor, bir ordinal izomor, başlangıç dilimi kümesi. Bunların içinde her bir şey izomor, burada bir I aldık burada, burada bir I aldık burada. Bu I, alfa I izomor. Alfa I izomor. Yani bu alfa I burada tabii, alfa I daha büyük, değil mi? İzomorfizm ama burada alfa I'ya gidiyor, yani alfa I'dan küçük elemanlar kümesine gidiyor. Bunu ne böyle yapıyorsun? Bileşimde alıyorsun. Burada bu bileşim bir, hepsini birleştiriyorsun. Bir alfa buldun. Demek ki bu alfaya izomorf. F ile değildir. F de bunlar bu F yılların bileşimi. Şimdi eğer bu X değilse eğer, o zaman X'te bunlardan büyük bir eleman vardır. Bunun elemanlarından büyük en küçük eleman vardır. Ona X diyorum. Şimdi bu alfa izomorf. Şimdi bunu alayım. Bunun izomorf olduğu bir ordinal bulabilir miyim? Tabii ki. Bu alfa değil mi? Bu eleman da alfaya götür. Genişlettik. S alfaya, yani alfa artı bir izomorf. Bu da bir ordinal. Hani bu en büyüğüydü? Bu bulduğum şey bu. Bir başlangıç dilimi tabii ki. Bir ordinal izomorf bir başlangıç dilimi buldum. Ama bu en büyüğüydü. Ondan daha büyük bir şey buldum. Çelişki. Demek ki bu X'miş. Demek ki X bir ordinal izomorfmuş. Derse başlamadan önce kanıtlayamayacağımı söylemiştim. Değil mi? Kanıtladım ama. Biliyoruz bir şeyler herhalde. Mutlu musun? Evet. Ha? Evet. Kanıt yanlış. Kanıt yanlış. Bu ne yaptık şimdi? Şurada göstereyim. Bir iyi sılgımı aldık. Değil mi? İnsanı şöyle gösteriyorum. İnsanı şöyle gösteriyorum. Aldık böyle. Sonra buradan bir başlangıç dilimi, bir ordinal izomorf başlangıç dilimini aldık. O ordinalde alfa I demiştim. Bir tane var çünkü. Bütün bunların bileşimini alıyorum. Burada bir sorun yok. Bileşim I. Öyle ki I bir ordinal izomorf. Bir sorun yok. Sonra ne yaptım? sonra bu alfa, bu I X'teyken. Burada ne yaptım? Burada bileşim alfa I isteyken. Bunun bir ordinal olduğunu söyledim. Ne diyor oradaki teoremde? Bir ordinal kümesinin bileşimi yine bir ordinalde diyor. Bir ordinal kümesinin diyor. Ben orada bileşim aldım ama o alfa I'la bir kümü oluşturmayı oluşturmuyor mu? Artık etmedim. Evet. Bir hata var. Evet. Alfa I X'deyken topluluğu bir kümü değilse bileşim bir küm olmayabilir.
Bileşimi de alabilirsin ama küme olmayabilir. Böyle bir tehlike var. Çünkü yani çok büyük olabilir bu X'in alt şeyleri. Yani çok büyük şeylerin uçan kümeli olduğunu tanımak kolay değil. Evren de göstereyim ne yaptım. Sorunun ne olduğunu evren de göstereyim. X burada. X'in elemanları, bu güzel X'in elemanları, bildiğimiz normal X'in bir ordinal izomorf başlangıç dilimleri. Burada bunlar böyle, son dilimler böyle. Burada bir I için bir alfalığı buldum. Bir ordinal değil mi? Bir alfalığı. Omega'da bir elemanı, bir alfalığı buldum. J için de, J daha büyükse eğer, ondan daha büyük ordinal buldum. Bunlar, burası da neydi? Burası da bir şey değil mi? Demedik bunlara. Bunlar bir alfabet çalışmasında. Buna da Y diyelim. Buna da Y diyelim. Bu da I ile alfa'yı arasında, değil mi? Her I için bir tane alfa'yı var, her J için bir tane alfa'yı var falan falan böyle gidiyor. Şimdi bunu bu küme, yani X burada yer alıyor. X evrenimizde yer alıyor, küme. Y evrenimizde yer almayabilir. Y bir küme olmayabilir. Y'nin küme olacağını garanti edecek elimde hiçbir aksiyon yok. Sadece dedim, elemanlarda oluşan topluluk. Tamam da her topluluk, değil mi? Her topluluk kim olmayabilir? O mesela evren dışarıda o bir küme değil. Değil mi? Onun kim olması Bertrand Russell paradoksunu veriyordu. Daha sonra göreceğiz ki omega da bir küme değil. Omega'nın küme olmadığını şimdi görebiliyorum aslında. Omega küme olsa ordinaller kümesi olacak değil mi? O zaman bileşim omega'da bir ordinal olmaz mı? Tabii ki en büyük ordinal olacak. Bütün ordinalleri birleştiriyoruz. En büyük ordinal, daha büyüğü yok. Eğer alfa atomu ne oldu? Alfa atomu daha büyük değil mi? Çelişki. Bu, Brady Forte. Brady Forte pardon. Tek bir kişi Brady Forte. Bu omega'da dolayısıyla dışarıda. Ordinaller kimisi dışarıda. Ordinaller kimisi değil. Ağzım yer alsın. Ordinaller topluluğu. Yani bu X ile Y arasında birebir bir fonksiyon var diyeceğim ama bu kim olmadığı için fonksiyon olmaz demem. X'in her elemanı bir ve bir tane ordinal tekabül ediyor. Bir nevi fonksiyon. Bu Y'nin de kim olmasını istiyor. Birinci dönemde gördüğümüz 7 aksiyondan bunun bir kim olduğunu kanıtlayamam. Dolayısıyla yeni bir aksiyon. Eğer illaki her iyi sıralı kümenin bir ordinal izomorf olduğunu kanıtlamak istiyorsam bu Y'yi küme yapan, yakışıklı Y'yi, güzel Y'yi küme yapan bir aksiyon bulmalıyım. Değil mi? Şimdi sorabilirsin. Niye onu illa aklına kanıtlamak istiyorsun diye? Neydi? Yani kanıtlamayalım. Ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Ama kanıtlarsam elinde daha fazla teorem olur. Ve evrenin de kainatta yani içinde bulduğumuz demeyelim. Bizim çalıştığımız matematik yaptığımız kainatta daha düzenli olur, daha anlaşılır olur. Ha diyorsun o zaman iyi sıvı dikime aynen bir ordinal gibi. Ordinal anlayabiliyor muyum? İşte daha kolay hiç olmasa ordinal. Elemanlarını biliyorsun tek bir tane ordinal değil mi? Yani bir rahatlık sağlıyor. Şimdi o şeye girelim. Aksiyoma girelim. Ne oldu aksiyon? Şimdi burada bir formül var. Ne diyor bu? J bu alfa I'nın özelliği ne? I'nın izomorf olduğu bir ordinal. Biricik. Demek ki alfa I'nın I ve alfa I'nın yani her I için bir özelliği sağlayan yegane alfa I var. Bu bir küme. Bu sadece topluluk için dedik. Dolayısıyla bunu böyle şöyle yapayım istersen. Sadece topluluk için dedik. Şimdi
büküme, Y büküme değil ama X ile Y arasında birebir bir ilişki var. Bir fonksiyon gibi bir şey var. Şimdi X büküme ise, Y de X'e çok benziyorsa, kümen akrom olarak, Y'nin aslında büküme olmaması için ne neden olabilir ki? Yani ne olacak ki Y'de küme desen? X'in küme olması ne demektir? Neleri X küme olarak kabul ediyoruz? Çelişki çıkarmayacak şey. Elimizden geldiğince tabii, kontaymayız çelişki olmadığını ama elimizden geldiğince çelişki çıkarmayan toplulukların küme olmasına çalışıyoruz. Şimdi eğer bu X'den bir çelişki çıkmıyorsa, Y'den de çıkmaz herhalde yani. Nelerden çıkıyor çelişki? Çok büyük kümelerden çıkıyor, çok büyük topluluklardan çıkıyor. Mesela bu epsilon acayip büyük. Dolayısıyla o küme değil. Bütün kümeler şey diyor. Bu omega da büyük. O omega da bütün orderleri çıkıyor. O kadar çok order var ki, onları bir topladığı zaman çelişkiye de diyorsun. Bertrand-Russell paradoksu değil mi? Yani paradoksların çoğu, eski paradoks, yani artık paradoks değiller, yanlış anlamasınlar. Eski paradoksların çoğu, çok büyük toplulukları küme olarak kabul etmekten çıkmıştır. Onları küme olarak kabul etmek istemiyoruz. Şimdi bu X, bunun küme olduğunu biliyorsam, kabul etmişsem bunun küme olduğunu, demek çok büyük değil demektir. E bunda bu aynı değil mi? Arada bir de bir işlem var. Bu da 5 parmak var, bu da 5 parmak var çünkü eşit yapıyorum. Bu çok büyük değilse bu da çok büyük olamaz. Dolayısıyla Y'yi küme olarak şey yaparsak eğer, kabul edersek eğer, oradan bir çelişki çıkmaması lazım. Emin değiliz tabii, emin olmayız bundan. İlk verdiğimiz 7 aksiyondan da çelişki çıkmış çıkmayacağına emin olamayız. Ama bir tane daha girdiğimiz zaman, tabii ne kadar fazla aksiyon beklersen, çelişki çıkma ihtimali o kadar artıyor değil mi? Yani tehlikeli, tehlikeli sırada yüzüyoruz. Ama yani son derece doğal aslında. Değil mi? Buna yerleştirme aksiyonu denir. Ne yapacağız? Her şeyi tek bir elemanla, iyi tanımlanmış tek bir elemanla değiştiriyorsun. J yeri bunu oluyorsun, bu bir kümesi, bu da bir küme olacak. Yerleştir, yani yerleştiriyorsun. Axiom of replacement. Bunun yerine bunu koyuyorsun. Ama bu bir kümesi, bu da küme olsun. O aksiyomu yazayım. Sen onu, değil mi? Türlü bir perci güzellikte. Yani. Muhteşem bir güzellik. Böyle böyle değil yani. Bundan, yani matematikten daha büyük bir eseri yok insanoğlunun. İnsan soyunu ya da işte. Yok yani. Ötesi yok. Öyle değil mi? Daha ötesi yok yani. Yok. Yerisin atıyor mu? X bir küme olsun. Burada tabi el yazısı X aldım. Burada normal basım evi X'ini aldım. X bir küme olsun. Şimdi bir formül bulacağım. İki değişkenli formül bulacağım. X ve Y. Eğer her x için, x'teki her x için fi x y formülünü sağlayan bir mi bir tane Y kümesi varsa, her şey küme aslında. Kümesi varsa. O zaman heyecan olsun diye şey yapıyorum. Bekliyorum biraz burada. Bu da ne olacak? Bu da şey bu. X bu olacak. Bu X olacak.
Fi diyecek, fi diyecek ki, fi diyecek ki bu x'in bir başlar. Ay ya x'in. A diyeyim buna. A diyeyim. Bu a burada bulacak. Fi diyecek, fi diyecek ki x diyecek. Büyük x'in o şey x'in İsa'lı kümenin başlangıç demi y bir ordinal söyleyebilirim onun olduğunu o dilimde o ordinal diyebilirsin, yazabilirsin formül var onun y bir ordinal ve x y izomorf o zaman biliyoruz ki her ı için bir tane var ona da alfa ı demiştik zaten o zaman öyle y'ler ki fiziğe doğru topluluğu bir kümede. Şimdi artık önce kanıtım geçerli. Artık ordinaller kümesinin x'in bir başlangıç dilimine izomorf ordinaller topluluğunun atom kim olduğunu biliyorum. Bileşimini alabilirim. Falan filan. Evet. Bir dersin daha sonuna gelmişken hepinizi sevgiyle kucaklarım.